başındaki izleyicilerimiz ve stüdyodaki konuklarımız. Hepiniz Çarkıfele'ye hoş geldiniz. Televizyonların en çok izlenen, en çok ödül dağıtan efsanevi yarışması Çarkıfelek başlıyor. Ve karşınızda Türkiye'nin bir numaralı şovmeni Mehmet Ali Erbil. Teşekkür ediyoruz. Bugün bayram. Bugün birlik, beraberlik, dostluk, sevgi günü. Ramazan bayramı tüm İslam alemin olduğu kadar tüm dünyaya da sevgi, mutluluk, hoşgörü getirsin. Ve bugün bayramlaşacağız. Bir anlamda şeker bayramı değil mi? Ve hepinizin adına... Bugün özel olarak biliyorsunuz ki çok seviliyor Türkiye'de. Meryem Muzelli'nin annesi aramızda. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şöyle alayım, bugün hosteslik yapacak. Buyurun şöyle alın. Allah bir insanı der ya hani... Niçin yaratmış? Hostes için yaratmış yani. Müthiş. Bir tane mikrofon versenize. Bana mikrofon verin siz. Hoş geldiniz efendim. Efendim hoş geldiniz. Meryem nasıl Meryem? Merakla bekliyoruz yeni dizisini. Evet çok iyi. Allah bağışlasın yani aynı size benziyor kızınız da. Teşekkürler sağ olun teşekkürler. Allah bilir. Adınız neydi anne? Hatice. Hatice. Evet. Hatice Özel yani gerçekten de. Evet hayırlı uğurlu olsun yeni teşekkürler, görevini. Teşekkürler sağ olun. Nasıl yapacağınızı biliyorsunuz. Ya gördüğüm kadarıyla. Nereye dokanacağınızı biliyor musunuz? Biliyorum. Bir yapın bakayım. Oraya kadar. Aralıklarla dolaşın. Dokuna dokuna gidin oraya. Bilmiyorum. Nasıl efendim? Bilmiyorum. Şimdi gelecek bir arkadaş yardımcı olacak beraber. Evet Tuğçe abla geliyor. Tuğçe selam veriyorum. Hayır öpücük atıyorum. Ver selam ver bak. Tuğçe selam veriyor böyle. Öyle vermedim bugün böyle. Bugün değişik ver. Bak senin yerine kimi aldık? Kimi? Çok güzelmiş. Yani giderek güzelleşiyor, renkleşiyor değil mi? Beraber al, kardeş oturun orada. Bekle. Evet buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi de Türk televizyonlarının bir numaralı spor programının bir numaralı futbol yorumcuları
Üç silahşörler geliyor. Sinan Engin, Ahmet Çakar, Rasim Ozan, Kütahyalı. Bir dakika. Hemen belli etmeyin. Sinan çünkü programa çıkmadan adam başı 50'şer lira daha. Bir tek dedi benim adımı buradan bağıracaksınız diye. Herkes Sinancı. Ona göre. Evet, Beyaz TV'nin üç silahşörleri geldi. Efendim, hepinize iyi bayramlar diliyoruz. İyi bayramlar. Mesajlarımızı alalım öncelikle. Yaşça en büyüğünüz Sinan Bey mi? Hayır. Hocam. Ahmet Hoca. Ahmet Hoca'dan başlayalım. Ella küçüğe verelim, en gençimi söyle. Olmaz, buyur hocam. Peki, efendim. Söz büyüğün. Evet, söz büyüğün. Söz büyüğün mü? Peki, ben Mehmet Ali Bey'e ve arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Bana göre Türkiye'nin en çok izlenen bu yarışmasına davet ettikleri için. Ama bugün bayramın ilk günü hocam. Artı bayramda da siz sevgili seyircilerimizin karşısında olmaktan derin, büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bugün bayram, Sinan Bey. Evet. Buyurun. Halk bu tarafta. Soracağım. Bütün sorularınızı alacağım. Star TV'de futbolla ilgili ne sormak istiyorsunuz? Dedi ki Arda dedi antrenmana bile çıkamaz dedi Barcelona'da. Evet. Dedi. 2009 yılında. Mabederini söyledim. Daha ancak söyledim. Antrenmanda su testisini taşır, çocuklara su verir dedim futbolcu. Dedim. O da bir şeref. Ama sonra öz eleştiri yaptı. Peki iyi bayramlar diyecek miyiz efendim? Evet. Müslüman yani. Alemin bayramını kutluyoruz. Herkese iyi bayramlar. Ben de... Fazla uzatma Rasim. Ben de bizi izleyen herkesin bayramını kutluyorum. Eğlenceli bir gece olacak diye tahmin ediyorum. Haydi bakalım yerlerimize geçiyoruz. Var mı bir şey verir mi? Açlık falan verir mi? Gel. Buradan mı? Gel ikinci mi? Evet, butonları elimize alıyoruz ki çünkü kimin başlayacağına karar vereceğiz. He. Önce bir soru gelecek, harfler teker teker yanacak ama en önce kim çözerse... Buyurun efendim, hosteslerimiz sizin için özel iki tane aldı. Harika. Bir şey söyleyeceğim, bir an ben de yabancılaştım iki tane. Dedim ki acaba çift mi görüyorum, ne oldu? İkiz zaten bu. Ya şu elbiseden iki tane yok muydu ya? Ah ondan. Ah o elbiseden iki tane olacaktı ki. O kim biliyor musunuz? Hayır. Hürrem oynayan Meryem var ya, onun annesi. Sahi mi söylüyorsunuz? Evet. Valla. Küçük kız ya. Küçük değil mi küçük? Ya küçük gösteriyor. Kaç ya? 25 yaşında falan mı? Türk mü var? 25. Almanya'da mı doğdunuz? Nerede? Bulgaristan. Das verstehen Sie, das ist eine Foto, Ahmet Çakar. Verstehen Sie, einen Sinan Engin. Kaç yaşında? Kaç yaşında? Kaç yaşındasın kardeş? 70 yaşında ama göstermiyor değil mi? 70 yaşında ama hiç göstermez. Ahmet Çakar diyor ki, gerçekten annesi mi diyor? Ben safımdır ondan. Bir şey söyleyeceğim. Ben bugüne kadar nerede yalan söylemişim? Hiç görmedim. Nerede? Hiç görmedik. Evet efendim, gelsin. İlk sorumuz geliyor. Çarkıfele'ye hoş geldiniz, iyi bayramlar. Sıralama sorumuz 15 harf 2 kelimeden oluşuyor. Her şey olabilir. Harfler teker teker geliyor. Nesne olur, obje olur, yer olur, ünlü biri olur. Harfler teker teker gelecek. Önemli olan 3 harfte, 2 harfte kim bilecek? Gelsin. Kolonyalı mendil. Ben basmıştım, Sinan söyledi. Kim fark bastı? Etmez. Ben basarım, Sinan söyler. Sinan basar, ben söylerim. Problem yok. Anlaşmadık mı?
Tamam hocam. Hocam. Şuradan bak. İki numara. İki numara basmış ama öyle diyor bilgisayar. Doğru. Siz ağızdan söylediniz ama basma işini Ahmet Bey. Ben basarken söyledim. Peki en iyi topa kim basar? Sinan basar. Profesyonel anlamda ya. Yani futbol oynamış adam sizden sonra Sinan'a gitti. Benden sonra. Aa, siz de oynadınız çok ben, oynadınız. Biz ama aynı evi paylaştık. Evet. Sarı Metin vardı çok korkardı ikinizden de. Sarı Metin bizden çok korkardı. Bir gün televizyona çıktım. Telefona bile bağlanamadı biliyor musun korkudan? Evet, korkardı. Televizyon, vallahi telefona bak. Şimdi ama bağlatacağım şu onu. Her şeyi açıklayacağım Sarı Metin. Sinan'la ikimizden neden korkardın geceleri? Geceleri nasıl niye korkardın? Odayı kilitlerdi biz gelmeyelim diye. Vallahi Balmucu da geldi değil mi? Oo korkuturduk onu devamlı. Ulus. Evet. Kolonyalı mendil mi? Hanımefendi bir açar mısınız Hatice Hanım? Basın. Heh, basın. Bir daha basın. Bak aa, evet. Aa. Ne güzel basıyor bakın. Bakın. Bas bir daha bas. Ay. Aa. Ay. Bas. Bir de sonuna basın. Ben basayım ona da. Alkışlar Hatice Hanım'a. Bravo. Buyurun. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. İyi bayramlar efendim. İki tane almayın. Birini koyun geriniz. Evet, yarışmaya Ahmet Çakar başlayacak. Şimdi efendim bakalım birinci etap sorumuz neymiş? Bir kez daha Instagram adreslerimizi verelim. Benim Instagram adresim Mehmet Ali Erbil Bitişik. Buradan ulaşamazsanız Kahtalı Mitchell Official'dan bana ulaşabilirsiniz. Sizin? Oh! Korku dağları aşmış. Benim yok. Ama bir tane var. Ay bir tane var desteklediğimiz Sinan Enginizim diye. Wow! Evet. Sizin var mı efendim? Bir Instagram bilmiyorum yok. Gerçekten. Bildiğim kadarıyla yok. Twitter? Var. Twitter var, ne var, adresiniz? Var. Ahmet Çakar 1. Ahmet Çakar 1. Çakar. Çakar. Sizin? Benim de Twitter var. Rasim Ozan K. Rasim Ozan K. Twitter, Instagram çok renkli ya. Evet olabilir ben ama. Ben çok eğleniyorum. Niye kahtalı mıçı? Makara yapıyor öyle bir şey yok herhalde. Var mı? Var mı yok. Ben onun fanıyım. Ben de çok severim de onu. İşte soru geliyor. Mehmet Ali'nin meae diyordu. İlk etabımız 22 harf 6 kelimeden oluşan bir şarkı sözü. Bir şarkı sözü soruyoruz. Ahmet Çakar çeviriyor. Bayram özel şarkı melek başlıyor. Buraya mı geleceğim? Bu bir şarkı sözü. Öyle. Hiç aranızda böyle şarkı söyleyen yok mudur programda filan? Bazen program sonunda inleyen nabeleri söylüyoruz programın sonunda mı? Bir sessiz harf. Samsun'un sesi. Samsun'un sesi iki tane. Ve 400 puanlık sessiz harf. Babanın B'si. Buradan. Babayı al. Rahmetli babamı da ben B'si, anıyorum. Balıkesir'in B'si. Balıkesir'in B'si. Nasıl olmaz ya? Yurttan Sesler Korosu. Tabii. Nasıl olmadı? Bütün hesaplarıma göre B olması lazımdı. Baba daha S ile hangi şarkı bu Allah aşkına? Rasim mi çeviriyor? Evet. Hadi. Ozan Kütahyalı. Rasim Ozan Kütahyalı. Kafadan güzel. Kafadan girdik. Bayram abdesti aldınız mı? Acaba ondan mı diyorsun? Temiz geldi. Ve Sinan Engin çeviriyor.
250 puanlık sessiz harf. Kastamonu'nun K'si. Kastamonu'nun K'si 2 tane. Devam ediyoruz. Sinan Engin'le devam ediyoruz. Puanlık sessiz harf. Mehmet Ali'nin M'si. Mehmet Ali'nin M. Bir tane. Devam ediyoruz. Senin memleket nereydi? Trabzon. Trabzon. Siz? İstanbul. İstanbul. İzmir. İzmir. Aa. Buyurun bir sessiz harf alayım. Size bir tiyo mu vermiş oldum acaba Sinan Bey? Trabzon'un T'si. İşte Trabzon'un T'si. Bu kadar. Resmen kumpas. Sinan Engin'e kumpas. Ya bıraksana sen kardeşim, ben istediğimi söyleyeceğim. Ben bir şey mi dedim Ahmet Bey, bir şey mi dedim? Ters manyel yapıyor, ne alakası var? Allah Allah. Tiyo verdim diyorsun. Belki geri pas. Ahmet Çakar çeviriyor. Herkes ses sanatçısı burada. Bir şey söyleyeceğim. Biz ikimiz böyle oynayacağız. Onunla biri pas, biri iflas. Maşallah, hoş geldiniz şey tekrar. Mehmet abi, bunlar var, yarışmacı hocam, mı? Sıkıntı var. Onlar nöbetçi yarışmacı. Sonra mı? Her an yarışabilirler. Evet. Her sakatlık an. Halinde. Yani gelin. Burada sakatlık olursa ilk 11'in dışında ilk 36 ile çıkıyorlar maça. Ve Ozan Kütahyalı. Ve ilk kez puanla buluşuyor Rasim Ozan. Rasim'in R'si. Rasim'in R'si bir tane. Ve Rasim Ozan Kütahyalı çeviriyor Galatasaray. Buyurun, 200 puan. Zambağın Z'si. Zambağın Z'si. Hemen saldırıyorsun. Adam bir travmayı atlatsın adamı. Sinan Bey, bu bir şarkı sözü. Sen bilirsin bunu. Ben çok anlaştım. Geçen gün de şey buldu bizim. ...250 puanlık sessiz harf. Nide'nin N'si. Evet, Nide'nin N'si 3 tane. Bu bir şarkı sözü. Sinan Engin çeviriyor. ...500 puanlık sessiz harf. Bu bir şarkı sözü. Allah Allah. Ne güzel koroya bak ya. Anlayamadım ki hala abi. Üçünü dördünü buldum da son kelimeyi bulamıyorum biliyor musun Sinan? Bir dakika. Öyle eski arkadaş ki Beşiktaş'ta oynar bir tek... futbolcu arabasına beni alırlardı değil mi otobüse? Evet, özel imtiyazlı. Kamp'ta ama Fenerli. Milne vardı değil mi o zaman? Evet.
Hadi Sinan abi. Beyefendi ama bir 15 dakika daha bekleyemeyiz yani. Bir har söyleyecek yani. Eşit şartlarda yarışma. Yılmaz'ın yeğesi. Son saniye. 5 dolmamıştı. Yılmaz'ın yeğesi. Evet işte bu kadar basit. Yılmaz'ın yeğesi. Ahmet Çakar. Ahmet Bey tebrik ederim. Ben bir şeker alayım lütfen. Lütfen iyi gidiyorsunuz. Kendine göre. Samimi söyle ağzımız tatlansın. Ama ne güzel adı da güzel değil mi bu bayramın? Ramazan bayramı ile birlikte şeker bayramı. Şeker bayramı teşekkür ederiz. Evet. Baksana aklı fikri orada. Ha. Evet. Evet. Ozan Bey buyurun. ...300 puanlık sessiz harf. Aa buldum. Ben söyleyeyim. Dananın D'si. Dananın D'si iki tane. Rasim Ozan Kütahyalı. Söyleyeyim mi? Ya çevir biraz. Puanını çevir yükselt. Aa, şey hızlı. ...300 puanlık sessiz harf. Şaban'ın şeysi. Şaban'ın şeysi bir tane. Söylüyorum. Bu oğlum bir... paran yok ya. Söyleyeyim abi. Ya tamam yine sen kazan. Biraz para kazan ama. Belli mi olur beyefendi? İflas gelirse. İflas gelirse ne olacak? İflas gelirse ne olacak? İflas gelebilir. Oğlum, İflas gelebilir. İflas gelir sana bunu yedirmem. Ay yine sen öyle aklıma. Sen burada yine bir operasyon yaparsın bana iflas getirtirsin. Var mı öyle operasyonları? Operasyonculuğun. Vay. Oğlum çevirsene. Bana bak bak orada bak bak bin var görüyor musun? Bin, belli bin. Olmaz. Bu bir şarkı sözü alayım efendim. Kim ne derse desin aşk için. Önce hoş sonra boş gelin. Alkışlarla gidiyoruz. Karşıya. Yaz ayları, klima. Bak bulamazsın her yerde. Olabilir, olabilir. Vallahi güzel. Evet. Bin puan var ama biz bir klima verelim size. 3000'liktir. Olur. Bir klima veriyoruz. İyi günlerde kullanıyorlar. Yarışma keyfi devam ediyor. Çarkı Felek Bayram Özel devam ediyor. Şimdi de pop dünyasında parlayan yıldız Nihan Çilesiz geliyor. Teşekkür ediyoruz Nihan'a. Tekrar beraber olacağız. Pekala. Şimdi ikinci etapımıza geçiyoruz. Araba için çok önemli. Arabayı kazanırsan ne yapacaksın? Kazanırsam bağışlarız, hediye ederiz ya. Bağışlarız. O zaman ikinci etap. Mehmet abi bir dakika dur. Arabayı...
arabayı üçümüzden de kim kazanırsa hediye edecek. Şöyle. Bağışlayacağız. Aynen, ben diyorum ki Lösemili Çocuklar Vakfı veya güzel, Çocuk Esirgeme. Vakfı seçeriz hocam. Biz kazanalım da inşallah bağışlıyoruz. Sen bize kazandır. Peki şimdi ikinci etap. İkinci etapımızda sizlere bir atasözü soruyoruz. 33x6 kelimeden oluşuyor. Atasözü soruyoruz. 3 numara Ozan çeviriyor. Çarkı Felek devam ediyor. Bayram. Burada parayı bulurum. Bu bir atasözü. 400 puanlık sessiz harf. Mi 250. Mehmet Ali'nin M'si. Mehmet Ali'nin M. Bir tane. Devam ediyoruz. Devam edelim. Bu bir atasözü. ...500 puanlık sessiz harf. Rasim'in R'si. Rasim'in R'si 3 tane. Devam ediyoruz. Bu kaçıncı iflas? Var bir şey, var bir tuhaflık. Bütün sıkıntı burada. Başka yolları taştı, geliyor kalem taştı. Başka yolları taştı, geliyor kalem taştı. Ne oldu sana yarim, böyle gözlerim yaşlı. Ne oldu sana yarim, böyle gözlerim yaşlı. 250 puanlık sessiz harf. Kastamonu'nun K'si. Kastamonu'nun K'si bir tane. Yuh! Devam. Yukarı gel yukarı, ırmağım gözümdeyim. Yukarı gel yukarı, ırmağım gözümdeyim. Eller ne derse desin, ben senin peşindeyim. Eller ne derse desin, ben senin peşindeyim. Yarışmacılarımızın toplam puanlarına bakıyoruz. Büyük bir başarı var. Ayıp ama ya. Şurada var ya, 1000 var ya. Büyük başarı. Tüh. Fakat bir şey söyleyeyim mi Sinan? Evet hocam. 10.000 var işte. Ucundan gitti ama değil mi? 10.000 be. Ama böyle daha heyecanlı değil mi? Ne heyecanlısı ya? Kaybetmenin heyecanı mı olur? Alakası var. Ahmet Çakar. Doktor. Direkten döndü. Direkten döndü. 200 puanlık sessiz harf. Diyarbakır'ın D'si. Diyarbakır'ın D'si 2 tane. Bu bir atasözü. Devam ediyoruz. Ahmet Çakar'la devam ediyoruz. ...300 puanlık sessiz harf. Nazilli'nin N'si. Nazilli'nin N'si. 2 tane de ondan var. Bir dakika. Programın başında yardımcı hostes olan... Hatice Hanım, Hatice miydi? Uğur getirsin Uğur. Hatice Hanım'a bir bayram hediyesi cep telefonu armağan ediyoruz. Unutmayalım. Buyurun, Ahmet Çakar çeviriyor. ...200 puan sessiz harf. G.
Gaziantep'in G'si. Gaziantep'in G'si. Rasim Ozan Kütü... Bir dakika ya. Sıra. Amma heveslisin, buyur. Ben değil mi ya? Karıştırdı galiba bizi. Bana bak. Sen değil miydin böyle? Şimdi ses de çıkaramayız. Memleketindeyiz yani, kağıthanedeyiz. Tabii. Hadi baba. Alkışlarla Rasim Ozan. ...300 puanlık sesi sar. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'si, bravo. Ve Ahmet Çakar'a geçiyor sıra. Öyle mi, ben değil mi? Ben değil mi? Ben küçükken de fırlama mıydım? Allah aşkına, beni en iyi sen tanırsın. Çok. Benim o zamanlar arabam yok. Sinan da ünlü futbolcu ya. Araba var. Transferden araba almış. Ben bunun arabayı kaçırıp kaçırıp gidiyorum. Bir gün ışıkta yakaladım. Kırmızı ışıkta durmuş. Yakaladım, atladım, gördüm. Aynı evde kalıyoruz, eve de gelmiyor arabayı almış. Oo. Arabayı almışım ben. Eve de gelmiyor. Eve de gitmiyorum. Çevireyim mi? Buyurun efendim, buyurun efendim, buyurun. Ne söyleyecektik ki? Atasözü. ...300 puanlık sessiz harf, atasözü. Trabzon'un T'si. Trabzon'un T'si. Ahmet Çakar çeviriyor. ...200 puanlık sessiz harf. Manisa'nın M'si. Manisa'nın M'si. Vardı zaten. Evet, Rasim Ozan Kütahyalı. ...250 puanlık sessiz harf. Bursa'nın B'si. Evet, Bursa'nın B'si, 2 tane. ...300 puan. P. Efendim? Papatya'nın P'si. Papatya'nın P'si. Bir tane. Yanlış. Saat gibi. He. ...200 puanlık sessiz harf. Bu bir atasözü. Hasan'ın H'si. Hasan'ın H'si, 2 tane. Buyurun. Nasim Bey. Tüyoyu aldı Nasim. Ama alakası yok. ...300 puanlık sessiz harf. Salih'in sesi. Kimin? Salih'in sesi. Salih'in sesi, 2 tane. Sözü. 250 puanlık sessiz harf. Zambağın Z'si. Zambağın Z'si, bravo. Al. Sinan Engin, verdin sana.
250 puan. Van'ın V'si. Van'ın V'si bir tane. Vallahi çıktı artık yani Sinan Bey. Nerede? Çıktı lütfen. Lütfen. ...500 puanlık sessiz harf. Yumuşak G. Yumuşak G bir tane. Bravo. Olabilir. Yüce Yarabbim. Bahtsız bahtsız. Yüce Yarabbim. Biliyoruz sopan yok. Amma ve lakin. Kağıthanede yaşıyoruz. Evet. Doktor Ahmet Çakar çeviriyor. ...400 puanlık son sessiz harf. Yasemin'in Y'si. Yasemin'in Y'si bir tane. Bu bir atasözü. Herkes sevdiğini öper, bayram da bahane. Herkes sevdiğini öper, bayram da bahane. Evet, buyuracak. Bak şöyle laptopumuz var kocaman. Şöyle bir tane var çok zarif. Tamam bunu alalım. Evet bir laptop alkışlarla gidiyor. Efendim. Türk televizyonlarının en renkli spor programının değerli yorumcuları burada. Üçüncü etabımız boşluk doldurmaca. 15 harf üç kelimeden oluşuyor. Boşluk doldurmacayı biliyor musunuz? Yok abi ne harf mi söyleyeceğiz? Aynı şey değil mi? Hayır soru işareti tek kelime aynı. Diyelim ki başına koyduğumuzu düşünün soru işaretinde. Tamam. Aynı kelime. Bir dakika beyefendi. Aynı harf mi? Aynı kelime. Kelime. Ha. Diyelim ki deniz o soru işareti. Ha. Deniz kızı, deniz yıldızı, deniz ayvası. Gibi. Gibi. Ama ha, bundan sonra geliyor. Bir örnek sonra gelen örnek. Hürrem Sultan, Nadide Sultan, Kösem Sultan. Gibi. Gibi. Okey anladım. Sultanlar. Aynı özellik. Yani. Evet. Sonundaki kelime aynı kelime. Are you ready? Ready. Sinan. Bin be abi ya. 300 puanlık sessiz harf. Diyarbakır'ın D'si. Diyarbakır'ın D'si iki tane. Karanfil dese gider. Hasan'ın Hası. Hasan'ın Hası bir tane. Rize'nin Reisi. Rize'nin Reisi de var iki tane.
500 puan. Paris'in P'si. Paris'in P'si. Bir tane. Kastamonu'nun K'si. Kastamonu'nun K'si bir tane. Cevap vermek istiyorum. Kopya, kopya çekmiş. Öyle cevap vermek istiyorum, veremez miyim? Kopya veremezsiniz. Çekilmiş. Çünkü bir yerden baktınız mı ne yaptım ben çok şaşırdım şu an. Hala nasıl? Şu anda sevgili seyircilerim ben töhmet altındayım. Evet. Sayın Ahmet Çakar. Buyur. Bir anda başladı böyle seri Maradona gibi tak 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 her şeyi bildi. Bak sen Sinan'a çok anlatacağım. Çocukken Sinan küçükken çok zeki bir çocuktu. İlkokul yıllarında biz ona balık yağı yedirdik. Oo. Ve zekası o gündür bugündür. Ya kardeşim bu yani zor bir şey mi ya? Çok basit bir şey bu ya. Ya ne yaptın tane? Seriye bağladın ya. Sen ama söylerdin peki sana bırakıyorum. İnsan hani bir tane sektirebilirdin vallahi yani. Evet. Çakılmasın diye insan bir tane sektirir. Bravo itiraf geldi itiraf. Hadi çekiyorum yani abi ya. Ve son sessiz harfimiz kaldı. Ziya'nın Z'si. Ziya'nın Z'si. Adamı yıktım biliyor musun Rıza? Eyvah abi ya. Şimdi yanlış gördüm herhalde. Ben kaç puanım? Sıfırsın sen sıfır. Ne puanı? Sen kesin çevirmen lazım. Ziya, başka Ziya. Z ile başlayan bir şey var mı? Abi yok mu abiciğim? Var ya ne alakası var? Ben bunu biliyorum daha önce de gördüm. Hayır ya Ziya Miya değil bu maç. Var Z var orada abi. Hayır Z yok. Olması lazım. Evladım bunun cevabını söyleyeyim mi? Ben söylüyorum. Sıfır söyle. Pudra, hurma, akide şekeri bu ya. Değil. Oy. Hayır. Bir dakika ama hurmanın soyunu şekeri olabilir mi? Hurmanın da şekeri olur. Hurma şekeri. Olur. Pudra cevap verebilir miyim? Bir şekeri. Bir dakika, bir dakika. Cevap verebilir miyim? Sinan Engin cevap veriyor. Bu pudra, horoz, akide. Pudra şekeri, horoz şekeri, akide şekeri. Bakalım doğru mu? Almıyorum. Buyurun çarşıya. Almıyorum. Alır mı? Almıyorum. Öpme istemiyorum. Size bir ev sinema seti, ev sinema seti verelim mi? Gelir mi ki? Gelir. Ben buradayım. Tamam. O kadar mı hepsi? Bizim bekarken şu kadar bir televizyonumuz vardı. Küçüktü. İkimizin şöyle bir televizyonu vardı. Bak bugün böyle kocaman bir televizyon. Bir tek bu mu? 5500 bu kadar yok bile bu. Kaç para kazandım ben? Kaç puanlı? Kaç? 4600. Derya Baykal Kick Kettle istedi. Tamam Derya Baykal da böyle. Aynı kanaldalar biliyorsun. Evet Reyhan Bayram da şey istedi. Tamam size böyle bir ev sineması. Derya Baykal'a bir kettle. Kettle bu mu oluyor? Evet. Reyhan Bayram da şey istedi. Tabak ne o? Kaşık çatal bıçak. Seti. Bir de kaşık. Yemek takımı ve. Değil. Kaşık. Kaşık var çatal mı ki? Kaşık. Yoksa o zaman alırız onu mağazadan satın alacağız. Tuzluk olsa olur mu? Alkışlarla gidiyoruz.
Nihan Çile size teşekkür ediyoruz. Artık arabaya az kaldı sevgili seyirciler. Son etapımızı yapıyoruz ve en yüksek puanı alanla araba için yarışacağız. İşte son etap. Son etapımızda sizlere bir bilmece soruyoruz. 35 harf 8 kelimeden oluşuyor. Bir bilmece var mı sizin bildiğiniz? Çok var. Mesela? Biz idik, biz idik, yüz binlerce kız idik, gece oldu dizildik, sabah oldu silindik. Bu kız işlerinden ne, cevabı ne bunun? Yıldız. Ayda. Hiç aklına gelir mi? Neresi yıldız bunun? Allah Allah. Buradan şu anlaşılıyor. Demek ki bütün o gördüğümüz yıldızların hepsi kız. Kız. Yalan mı? Ahmet Çakar çeviriyor. Şarkı Beresi finale gidiyor. İflasa gidiyor. Evet. Başka bir cevabı da olabilir. 250 puanlık sessiz harf. Manisa ile başlayalım. Manisa'nın M'si. Bir tane. Devam ediyoruz doktor beyle. Buyurun. Rasim Ozan. İç 100 puanlık sessiz harf. Rasim'in R'si. Rasim'in R'si. İki tane. Devam ediyoruz. Kütahyalı. ...500 puanlık sessiz harf. Kastamonu'nun K'si. Bir tane değil, iki tane. Devam ediyoruz. Kütahyalı aldı başını gidiyor. Buyurun, buyurun Sinan. Doktor Ahmet Çakal çeviriyor. Bir hop. 300 puanlık sessiz harf. Bu bir bilmece. Samsun'un sesi. Samsun'un sesi. İki tane. Devam ediyoruz. Devam. ...200 puanlık sessiz harf. Balıkesir'in B'si. Balıkesir'in B'si, o da var. Bir tane. Devam ediyoruz. Bu bir bilmece. Zeytinyağlı yiyemem ama... ...basma da pis
500 puanlık sessiz harf. Bu bir bilmece. Diyarbakır'ın D'si. Diyarbakır'ın D'si bir tane. Devam. Kaldım duman içi dağlarda, sevgili yârim nerelerde? Kaldım duman içi dağlarda, sevgili yârim nerelerde? 250 puanlık sessiz harf. Nazilli'nin N'si. Nazilli'nin N'si iki tane. Devam ediyoruz. Bu bir bilmece. Ay! Direkten döndü. 300 puan. Trabzon'un T'si. Trabzon'un T'si. Rasim Ozan Kütahyalı. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L. Ve Sinan Engin. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Birazdan araba için yarışacağız. Bakalım araba kimin olacak? Buyurun, Doktor Ahmet Çakar çeviriyor. Baba ne? Kaç tane pas var burada ya? Buyurun. Kütahyalı. Burası bir şey mi? ...400 puan. Papatya'nın P'si. Papatya'nın P'si. Haydi Sinan, haydi Sinan. ...200 puanlık sessiz harf. Zonguldak'ın Z'si. Zonguldak'ın Z'si bir tane. Araba geliyor. Devam. Birazdan geliyor araba. ...750 puan. Van'ın V'si. Van'ın V'si 3 tane. Vay 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 vay. Devam ediyoruz. Bu ne abi, böyle bilmece mi var ya? Her şey muhalif. Çek, olmaz mı? Ahmet Çakar çeviriyor. Dikkat. Aa, bu ne ya?
arkadaşlar bu gideceğiz ama bayram ziyareti var. Lütfen. Evet Kütahyalı. Lütfen. Ne yapıyor? Laf mı olur ya devamlı ya? Sessiz harf. Şaban'ın şeysi. Şaban'ın şeysi bir tane. Devam ediyoruz. ...200 puanlık sessiz harf. Fatsa'nın F'si. Fatsa'nın F'si. Devam ediyoruz. Söylüyor muyum? Ne oluyor be abicim? Hep döndün, döndün. Olmadı 500 puan. Canan'ın C'si. Canan'ın C'si bir tane. Yandım Canan'ım. Yandım Canan'ım. Öldüm Canan'ım. ...250. Yumuşak G. Evet, yumuşak G. Gaziantep'in G'si. Evet, Gaziantep'in G'si iki tane. Bitti mi? Bu bir bilmece. Yardımcı olalım. Koca sesli deve. Sesli harf alabilirsiniz. Ha, sesli harf alabiliyor tabii, muyum? Tabii. Alabiliyorsun. Alıyoruz o zaman. Başına. Edirne'nin E'sini satın alıyoruz. Edirne'nin E'si 24 tane var. Bir tane daha sessiz harf alayım. Yok artık. Yok mu? Peki. Artık belli yani. Bir dakika. Belli hocam ya. Bir dakika kardeşim. Bilmem ne deve girmez eve. Ne olabilir? Ne koca deve girmez eve. Kes başını girsin eve. Ve size bir televizyon veriyoruz. Allah razı olsun. Büyük boyundan. Türkiye'nin en renkli spor programının yorumcularıyla Çarkı Felek'te Bayram Özel'de yarıştık. Ve şimdi en yüksek puanı alanla finalde oynayacağız. Bakıyoruz. 7100 puanla Sinan Engin geliyor. Şimdi çok güzel armağanlarımız var. Evet. Arabanın dışında da hepsi çok güzel. Bayram armağanları bir görelim bakalım. Türkiye'nin en büyük internet sitelerinden birinde harca harca bitmez tam 5000 TL değerinde hediye çeki. Evlenenlere, evini yenilemek isteyenlere beyaz eşya seti, evinizde sinema kalitesinde filmler izlemeniz için ev sinema sistemi, gençlerin ve ruhu genç kalanların gözdesi, harika bir motosiklet ve 2015 model ultra lüks kıpkırmızı muhteşem bir araba. Duydun mu? Araba kıpkırmızı. Arabayı kazanırsa efendim 3 yorumcu arkadaşımız ortak bir karar almıştı. Lösemili Çocuklar Vakfı'na. Ona tam bir bakalım.
Neye bakacağız? Beraber karar verelim. Hayır hayır. Hangi vakfı vereceğimiz hocam? Yoksa hangi vakfı vereceğimize bakalım. Yani ihtiyacı olan bakın şimdi ihtiyacı olan vakfa bakalım, ona bağışlayalım. En çok ihtiyacı. Evet, sen kaç diyorsun? Beş, bir. Beş. Bir diyor. Ahmet Çakar. Bu konularda Rasim'e güvenirim. Beş, beş mi? Beş. Beş diyor. Güven bana, güven. Arkadaşlarına güveniyor musun? Hayır. Sinan. Sinan. Sinan, o geceyi hatırlıyor musun? Bana güven. Peki o zaman. Güven. İnanıyorum size. Geç. Geç ederim ben. Arkadaşlarına güvendi. Beş numarayı aldı. İnşallah. Çok önemli bayram. Buyurun. Şimdi önemli olan oradaki harfleri tutturabilmen. Evet. Şimdi önce sorumuz neymiş? Final sorumuz 10 harf 2 kelimeden oluşan bir mekan. Bir mekan soruyoruz. Size verdiğimiz harfler B, C, D, Y, Z, İ. Bunlar joker harfler. Evet. Hepsi de olabilir, bir tane de olabilir. Ama şimdi siz bize 3 sessiz, 1 sesli söyleyeceksiniz. 3? 3 sessiz, 1 sesli. M. Mehmet Ali'nin M. R. Rasim'in R. K. Kemal'in K. Şimdi sesli harf. Ha, ne diyorsun hocam? Sesli harf, yardım et. Edirne, Rasim. Sanki Edirne'nin E'si böyle güzel geliyor benim kulağıma. Sen Ras. A daha iyi gibi olmaz mı acaba? A daha çok yaygın kullanılıyor ama. Ben... Sanki bu mekanlarda E geniştir Sinan, evet. Geniş gel. E. Sen Ahmet Hoca'ya güven, boş ver. E. Edirne'nin E'si. E. B, C, D, Y, Z, İ bizim verdiğimiz harfler. M, R, K, E, D. Ekibin söylediği sesli ve sessiz harfler. Şimdi bunlardan hangisi yanacak? Önce bir yansın bakalım. Açıyoruz. Ne olur ne olmaz. Bilemezse ben buraya geleyim de. Hadi Sinan, sakin ol. Bir dakika. Bilemezse ben buraya geleyim de. Ne olur ne olmaz. Bilemezse ben buradayım bak. Sinan, birden de atlama ha. Gözünü seveyim. Hadi sakin, açısın. Sakin. Hayır, bir şey geliverir. Bir tersten şey olmayalım. Ama... Tabii. Bir numara da burada. Sinan da bir numara demişti. Bir numara da elimde. Bakalım hangisi? Önce aç dediyeceğim ben. Açıldıktan sonra, başla dedikten sonra 10 saniye süreniz var. Açalım mı? Açalım mı? Açıyoruz. Bu bir mekan. Oho, bitti bu iş. Bu iş bitti. Haydi Sinan'ım. Bayram yeri. Ah maalesef türetin. Bayram yeri. Bayram yeri. Süreniz başladı. Yakın ama yakın. Yaklaştın. Maalesef Beyram yeri olacak. Açalım bakalım. Bir numara. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Hadi kardeşim. Bir numarayı almadı. Dedi ki ben ekibimin içgüdüsüne güveniyorum dedi. Biz genelde içgüdülerimizle hareket ediyoruz biliyorsunuz. Rasim ve ben. Gerçekten. Programlarda da böyle yarışmalarda da onun için içgüdülerimize güveniyoruz. Beşte bomba. Bir numarayı almadı. Arkadaşlarına güvendi ve ne kaybetti? Açıyorum, üzülmek yok ama. Hiçbir zaman. Bu bir yarışma, üzülmek yok. Ama dedi ki
5 numarayı dedi arkadaşlarımla alacağız ve ortak olarak nereye bağışlayacak? Bir vakfa bağışlayacağız. Beraber karar verelim. Vakfı da olabilir. Hep beraber. Hep hangi beraber vakıf? Ama bakalım, bunu şimdi söylememiz lazım. Sonra şahibe olur. Şahibe olur. Şahibe söyleyelim mi? Şahibe olur. Şimdi dersin. Şimdi Lösemin'in çocuklar çok önemli. Bence, bence daha iyi gibi ama. Lösemin'in sen öyle mi diyorsun? Evet. Peki Lösemin'in çocuklara bağışlayacak. Lösemin'in çocuklar vakfına bağışlanacak. Araba mı? Bilmiyorum. Ne olursa olsun 5000 lira da olabilir. Aç baba. 5000 TL de olabilir. Araba mı be hadi be. 5000 TL de olabilir. Arabaysa. Ne olursa olsun bağışlanıyor ama. Haydi. Açıyorum. Topu açıyorum. Kral pop. Çok güzel. Bak. Ve kornası da var. Bir de ben çalabilir miyim? Ve bayram en çok çocukların hakkı. En çok çocukların hakkı ve bu bayramda inşallah tüm çocuklar sağlıklı olsun diye arkadaşlarımız bu arabayı Lösemili Çocuklar Vakfı'na bağışladı. Harika. Bu onurlu davranışlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ve hepinize sağlıklı bayramlar diliyorum. Allah'a ısmarladık.